Merhaba değerli izleyenlerim, Yemek Rehberi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşaklıkta sınır tanımayan pofuduk poğaça tarifini paylaşacağım. Çay saatlerinize çok yakışacak bu tarifin yapımına buyurun başlayalım. Öncelikle sıvıları eklemekle başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bardaklarım 200 ml. Yarım çay bardağı süt ekliyorum. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir su bardağı ılık su ekliyorum. İki tane yumurta akı. Ve bir paket yaş maya. Yaş mayanız yoksa kuru instant maya da kullanabilirsiniz. Bunları iyice karıştırıyorum sıvıları. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı toz şeker. Şeker mayayı çalıştırır biliyorsunuz. Bunun için bunları iyice çırpıyorum. Çok pratik, bir o kadar da lezzetli bir tarif. Kesinlikle evinizde denemenizi tavsiye ederim. Mayayı iyice dağıtıyorum. Sıvıları çırptıktan sonra şimdi unumuzu ekliyoruz. Yaklaşık burada 6 su bardağı un var. Kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Şimdi yarısını ekledim ben. Azar azar eklemenizde fayda var. Yumuşaklığını arttırır. Maya ile aynı anda karşılaştıkça çok fazla un karşılaşırsa sertleşir poğaça hamurunuz. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Un takviyesi yapıyorum yine. Şu anda 3'te 2'sini eklemiş oldum unumu. Şimdi kalan unumu da ekliyorum. Yumuşak bir hamur elde etmemiz gerek. Mayalanmaya bırakacağız çünkü. Gördüğünüz üzere hiç elimi bulaştırmadan bir spatula yardımıyla şöyle mayalanacak hamurumu elde ettim. Evet, hazır ettik. Şimdi mayalanmaya hazır. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Çok yumuşak olacak. Hamur harcımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda katılaşmayan bir hamur. Bekledikçe birazcık katılaşacak. Dinlenmeye bırakmadan önce üzerini streç yardımıyla kapatıp bir de temiz havlu kapatıp sıcak olmasını, hava almamasını sağlayacağız. 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz bu aşamada. Evet arkadaşlar, hamurumuz 1 saat mayalandı. Dinlendi. Görüyorsunuz iki katına çıkmış vaziyette. Şöyle sprecini de alıyorum. Bakın nasıl şişmiş görüyorsunuz zaten. Bir su bardağı daha un ekliyorum. Ve artık elimle yoğurabilirim. Mayalanma aşamasında yoğrulmayan bir hamur. 1 su bardağı unla şu anda yoğuruyorum. Yine unun davesi yapacağım. Biraz havasını almam gerek. Evet, görüyorsunuz yoğurdukça hamurumuz kendine geliyor. Hala çok ele yapışan bir hamur. Bu aşamada son olarak 1 su bardağı daha ilave ediyorum. Ve toplamda 8 su bardağı un almış oluyor poğaçamız. İçerisinde hem süt hem yumurta hem yoğurt olduğu için aktivasyonu kuvvetli, yumuşacık olacak inşallah poğaçamız. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Görüyorsunuz yumuşaklığını. Bu aşamada en sonunda ele yapışıyor diye, çok yumuşak diye, bakın tabanları ele yapışıyor hala.
Un eklemesi yapmayın. Toplamda 8 su bardağı un ilavesi yaptık. Yumuşaklığını da anlatmaya gerek yok. Şöyle hamur matımın üzerine hafif böyle un serpiştiriyorum elimle. Daha sonra mayalanan yumuşacık hamurumu üzerine ekliyorum. Güzelce şöyle topluyorum hamurumu son kez. Kıvamı güzel bir hamur elde etmek için. Şimdi dilimleyebiliriz hamurumuzu. Şöyle önce ikiye bölerek. Daha sonra da daha eşit parçalar yapmak için şöyle rulo haline getiriyorum. Bakın size şöyle yuvarlayınca, beze haline gelince ne kadar olması gerektiğini göstereyim. Benim 15 tane bezem çıktı. Şimdi üzerine temiz bir bezle kapatıp 40 dakika bekletmeye alıyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 40 dakika dinlendi poğaça bezelerimiz. Görüyorsunuz bu şekilde de tepsi mayasında da iki katına çıktı. Şimdi şekil verebiliriz. Pufidik pufidik. Bakın şu an bile birbirine yapışmış görüyorsunuz. O kadar yumuşak ki. Görüyorsunuz ne kadar kolay açıldığını. Ben şöyle parmak peyniri ve maydanozla harç yaptım. İçine biraz tuz, biraz da karabiber ekledim. Şimdi bunu da iç malzeme olarak kullanacağım inşallah. Kaşar peyniri de yapabilirsiniz. Patatesli, zeytinli, sucuklu da yapabilirsiniz. Tamamen isteğinize göre şekillendirebilirsiniz. Şöyle iyice bohça gibi büzüyorum hepsini bir yerde, balon gibi. İlk poğaçamız hazır. Yağlı kağıt açılmış tepsimize diziyoruz hepsini. Adet yumurta akını içine kullanmıştık bildiğiniz gibi. 2 yumurta sarısı var burada. 1 çay kaşığı da süt damlattım daha iyi kızarması için. Hemen şöyle çok bastırmadan yumurta sarımızı da sürüyoruz. Nar gibi kızaracak Allah'ın izniyle. Şöyle kenarlarına da sürmeyi seviyorum ben. Çok güzel bir parça oluyor. Şimdiye kadar hala denemediyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Ve hala buraya kadar izleyip de abone olmayı unuttuysanız, göz ardı ettiyseniz, emeğe saygı için, yeni tariflerimi sizlerle buluşturabilmem için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Küçük de olsa bir emoji atarak, yorum yaparak ya da eleştiriniz varsa belirterek emin olun dikkate alacağım. Çok mutlu olurum. Fırınım ısınırken 200 dereceye getirdim. Şöyle biraz da susam eklemesi yapacağım. Çok yakıştırıyorum. İçi de peynirli olduğu için çok yakışacaktır. Şimdi alt üst ısıda önceden ısıtılmış fırında 200 derece üstü kızarana dek pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçamız pişti. Pofuduk pofuduk oldu. İyice kabardı. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz tel tel ayrılıyor. Pofuduk pofuduk yumuşacık. Şöyle iç kısmını size yakından da göstereyim. Çok güzel dokusu, yumuşacık. Bu güzel tarifi, yumuşacık pofuduk poğaçamızı evlerinizde denerseniz kanalıma abone olmayı, değerli yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın derim. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Esen kalın.